Ahmet Taş getiren üst akılı yenmeliyiz. Üst akılı yenmeliyiz ama nasıl? Beş büyüğü beş büyük olmaktan çıkarmalıyız ama nasıl? Belli ki üst akıl bizi rahatsız ediyor. Belli ki 5 büyükle bağlantılı dünya düzeni dünyayı rahatsız ediyor. Üst akılı birebir tanımlamış değiliz ama dünyanın farklı yerlerinde farklı etkinliklerle var olduğunu görüyor, bizim coğrafyamızda oynadığı oyunların ucunun bize dokunduğunu hissediyor ve zararlarından korunmak istiyoruz. 5 büyük belli, onlar BMGK'nın daimi üyeleri, Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu statüyü elde etmişler, birbirleriyle uzlaşarak, çatışarak o sistemi sürdürüyorlar. Biz dünya beşten büyük söylemiyle bu düzeni sorguluyoruz. Bu söylem edilgenler adına bir isyanı seslendiriyor. Bu sistemin mağdurlarının büyük kısmını bizim kalp coğrafyamızın insanları oluşturuyor. Biz de nihai planda o edilgen yapının parçasıyız edilgenlik statüsü başlı başına isyan edilmesi gereken bir statü. Hele bu İslam dünyası gibi büyük medeniyet kurmuş, İslam gibi bir değerin ve milyarlık insanlar topluluğunun dünyası ise isyan bin kere daha haklılık kazanıyor. Hele bu isyanı insanlık adına Müslümanlar olarak seslendirmek ayrı bir onurlu çıkış anlamına geliyor. Ama ne üst takılı ne de beşli yapıyı söylem planındaki isyanlarla dize getirmek, değiştirmek mümkün değil. Hele bu söylem birilerini hem bize hem içinde yer aldığımız İslam dünyasına karşı ittifaka sevk ediyor ve karşıt operasyonlara zemin hazırlıyorsa iş daha da zorlaşıyor. Nasılın cevabı üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bir örnek üzerinde duralım. Mesela Suriye'de harekat yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üst akılı ilk dile getirdiği ortamda söylediği, güney sınırlarımızda oyun oynuyorum cevabını vermek üzere 40 kilometre kadar içerilere girdik. Güç kullandık demek oyun bozmak için kullanılacak gücün olması gerekiyor. Ama bizim şu anda Suriye'de kullandığımız güç dün de vardı ama kullanamıyorduk. Ne oldu? Amerika ile anlaştık, Rusya ile anlaştık, belki İran anlaştık. Beş büyükten biri olan Rusya ile problemliyken Suriye üzerinde uçağımızı uçuramıyor, tanklarımızı yürütemiyorduk. Askeri harekatımız hakkında beş büyüğün diğer parçası Amerika'nın da bilgisi onayı olduğunda kuşku yok. Kaldı ki topraklarımızda bir Amerikan üssü bulunuyor. Ayrıca Suriye'deki varlığımızın diğer hamleleri konusunda da diğer güçlerle iletişim halinde olmak durumundayız. Ve ayrıca Suriye-Irak'la bağlantılı, Irak'ta olan bitenler hakkında da farklı güçlerle pazarlıklar sürdürme zorunluluğu var. Aslında çok tabii durumlardan söz ediyorum gücünüz olacak ve buna rağmen pazarlıklar yapacaksınız. Çünkü diyelim 5 büyükten her birinin gücü de her şeyi belirleyemiyor. Belki 5 büyükten birisi biz olmuş olsaydık da ya da üst akıl biz olsaydık da her şeyi belirlemiyor olacaktık. Amerika'ya incirliği kullanma imkanını vermesek bu süper gücün Orta Doğu'da eli ayağı birbirine dolaşmış olacak. Mesela 1 Mart eskerisi meclisten geçmedi. Amerikan askerleri Türkiye yolunu kullanamadılar. Onlara göre Türkiye oyun bozanlık yaptı. Öfkeleri tepelerine çıktı. Biz de bir Mart tezkeresinde meclis gücünü kullanmış olduk. Mesele yeterli gücü bulma, onu akıllıca kullanma ve güç kullanımının sürdürülebilmesini sağlamakta toplanıyor. Güç bazen meclis iradesi olur, bazen tank iradesi, bazen ekonomik varlık, bazen diplomatik ilişki ağı. Soft power, hard power. Rusya Afganistan'da güç kullandı, batağa saplandı. Amerika Vietnam'da, Irak'ta güç kullandı, batağa saplandı. Güç de her şey değil ama güçsüzlük hiçbir şey. Önceki gün Mardin ve Şırnak'ta 10 şehit geldi. Bu ülkenin gençleri içinden terörist üreten bir yapı cinayetlerini sürdürüyor. İnsanların dini duygularını kullanarak örgütlenen bir yapı darbe yapmaya kalktı. Bunlar bu ülkenin gücüne hemen acı realitemiz. İslam dünyası da çok çok emek istiyor kendi kendisi olmak için. Maddi güç, manevi güç hepsi iç içe. Cumhurbaşkanımızın yürek gücüne diyecek yok. Yapmamız gereken onun ete kemiğe bürünmüş halini hayata geçirmek. Ahmet Taş Getiren Star